İnsan bir cəmiyyətdə hər qandaq vaxtda məyli öz şəxsi insanlar oturistiki müamillərdə bolsun. Davamlı halətdə köpüncə zulüm deyilgən vaxtı da öz ara münasibətlərdəki bir-birisində qılınan nahaqçılıqlarını düşündüm. Kallası şükürdü. Ya xalqın bir nəsini yeviliş, ya ki zulüm qoyuş, tırlap qoyuş deyəndək bir şəkildəndir. Şuna bir zulüm deyən nimə deyən de biz İslam'ın istilahıdır bir düşünüp etip onun kendine girsek, hadi merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allah'a hamdü sana, Peygamber aleyhissalatu vesselam, gadir usulam yılgın ikin. Zulüm deyən söz, benim için bu her bir uyurğumu natunu sözemez. Hemen de zulümü biliyordu. Ama bunu düşün işte her kıl düşünüyordu. Çünkü hemen Adem yüzdüğü kılınan adaletsizlik ne, ya ki insafsızlık ne, zulüm de paraydı. Zulüm ameliyette bu Arap dilden söz, Arap dilden söz olup bu bir nesini öz ornu da koymaslak. Ya ki ornudun çetinti bitiş, heddedin aşırı bitiş diyen bende gelse o bir nesini doğru muamele kılmaslak diyen mehdim kirdi. Hem de o doğru muamele kılmaslak ya ki onun yetkisi boğan dersini kemeyti bitiş, ya ki onu heddedin aşırı bitiş, ya ki onu vakt münasebeti bilen bulamdu, ya ki kun münasebeti bilen onu ayma kallaştır bitiş. Degen mezmullahın özü çıkardı. Hani bizim bu dinimizdeki turuşta zulüm degen Allah birinci kalıp bunu dini, dinimizde iman noktasından karaydıgan bulsak, imanda sağlam bulmay, Allah'a imanda bir nesil şirk geltiriş. Bu en çoğu izab, nolu bir sapnudu. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala inne şirke le zulmun azim degendek. Hakikaten şirk geltiriş, Allah'ın toğutunu maslak, Allah'ın şirk geltiriş bulsa, bu insafsızlıkın ki, adaletsizlikin ki en katkısı, en naçeri diyen mezmunda Allah subhanahu ta'la bayan koyuyor. Hoş. Ben önce bu üçüncülük olsa ve kardeşlerimizin ki üçüncülükle yeterlikle parayım. Hoş. Köp rahmet. Hem de şu Resulümüzden bir meşhur hadisi var, köpüncülerimiz bilişimiz mümkün. Bukhari ve Müslim'de tılgılınan. Az-zulmu zulumatu yevmil kıyame. Yani zulüm kıyamet gününün karanlıklarından ya da zulmetlerden dur degen bu hadisini qandaq düşünümüz için biraz aşkan bolsaq. Bunu düşünüştüm birin biz bu bak mühim hadis. Elbette zulümninki İslam'daki örnek olarak qarab tutsaq bolar. Allah subhanahu ve taala ninki güzel sıfatlardan birisi. Üzünü Allah tunutqanda üzünü adil adaletli bir baxıcı, adaletinin menbeyi, Allah subhanahu ve teala her işini öz cayda adalet bilen vücudu Allah'a hakkında Allah subhanahu ve teala ki Kudüs-i hadisi de Hamas'ın ilk dediği gibi Allah subhanahu ve teala özgü zulümünü haram kıyat. Yani Allah'ın sıfırı adil. Adil bu kişi elbette onun zulümünün ki kızarlıçlık bir adil şeklinde yapılsa onun da ki adalet vücudu çıkmaydı. Allah subhanahu ve teala adaleti mükemmel. Şimdi bir adalet. O adaleti üzünün bütün mahlukatlarının ki ulağı verilgen inan kılmağın nesilleri olsun, ulağı verilgen imtihalları olsun, ulağının mükafatlaştığı olsun, ulağının cezalaştığı olsun, hem mesela Allah subhanahu ve teala adaleti asas olur. Allah öz adalet veren her işini yaratıdı ve Allah subhanahu ve teala her nesliğe rızık verişti olsun, onun hayat verişti olsun, hem mesela Allah adaleti veren bu kadar. Allah zerreçilik bendesine mahlukatları huzurum kılmaydı. Şuna Allah özüge zulümle haram kıllığını şöyle istedir. İnni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fe la tazalimu. Hüddü men üzemge zulümle haram kıllık. Silahı mı? Öz ara birbirine zulüm kılışmanı mı haram? Yani çünkü çek. Ben silahını bunu da çekleyme. Öz ara birbirine zulüm kılışmanla. Diyen buyruklu Allah subhanahu ve teala hadir. Hem de bu İslam dinimizde en iyi günahlarını birisi bulup İslam dinimiz bununla katkı egalandı. O kaysi şekilde bu işle kalıyor. Şuna zulüm diyen söz kekel vakti de onun ergiş bir kıldığan derse hemmesi kabahat, onun neticesi hemmesi doğru bulmadan, kaçar bulmadan hale tıkıyordu. Mesela zulüm ne? Allah'ın yakışı gömeydiğinin hakkında ayet anlıyor. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zulüm ne? Zalimler ne? Zulüm kıvıçlarını Allah yaptı. Vallahu la yehdil kavmaz zalimin. Zulüm kıvıçlarını Allah doğru yılgıyı mı teklemeydi? Demek zulüm kıvıçı, üzünün kıvan zulmünün neticesinde üzünün doğru yılını takılmaydı. Bunu da mümkün olmalı.
Hatta Allah'ın laneti mi zulüm kılıçlarına buyurdu. Ela la'netullah yani zalimin. Yani zulüm kılıçlarına Allah'ın laneti mi olsun? Diğer ayetler oluşturdunuz. Ve şundakla zulüm kılıçlarının iki cinayetinin ağırlığından Allah subhanahu ve teala agahlandırıp şundak dedi ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلْ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. Zulüm kılıçlarının iki haddinin aşkısılarının iki kan işlerini Allah heves kaldırıp ve bu çokum edibini yedi. Allah çokum onunki adaleti bilen bu zulüm kılıçlarına tigishlik cezasını Allah subhanahu ve teala verdi. Hoş. Diğer noktalarda kanaydan bolsak elbette bu şu zulümün ki İslam'daki örneği ve onun ki ne kadar çeklengen ve haram kılıngan haram kılıngan derslerine tıpır en yukarı derecede çeklengen işlerin külümüz. Bu zulüm insanın insanlığa oturursa da öz ara birbiriyle kılışkan muamillerde kilişi mümkün. Hatta ki bir atanınki üzerinde balları kılan münasebette balları kılan karışı da muhabbet verişi de taksimatı da hatta ki. Mesela bir adamın ki bir neç ailesi boğab olsa işte o adalet meselesi de mu bu ya da yine şu zulüm bu kalsa bu ya da çıkmalıgı bu doğru bu medya şuna Kur'an-ı Kerim'de mu? Gerçi mesela bunu bir misal kılıp etsek İslam dininde her kişiye bir dün köp kudulluk buluş ruhsat kılıngan ayet kirip durup eğer sen adlı bulanmasan bir dilim kırıp kal fevahide ve illem ta'dilu fevahide. Demek bu ya da adaletinin hem yeri bunu şart kılınır İslam dininde. Adalet bu medya tepilmedi diye yerlerin burada zulüm çıkıyor. Zulüm peyda boğandıyken Allah'ın gazibi, Allah'ın ki yakşı görmesliği, Allah'ın narazılığına hep de bağlı. Aynen. Hı hı.